Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var, şöyle ince bir ip. Onunla güzel harika bir model başlayacağım. Modelim oldukça güzel ve kolay bir model. Kullanacağım şiş 3 numara. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. modelimize ilmeklerimizi çıkararak başlayalım şu şekilde birinci ilmeğimi çıkardım şöyle ilmeklerimi çıkarıyorum bu model için 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmek sayısına ihtiyacımız var yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız 4 ve 4'ün katları artı 3 ekleyeceğiz sonuna. Şöyle. Ben küçük bir anlatım yapacağım için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Hemen şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Model kurmak için bir tane daha alıyorum. 17, 18, 19. Toplamda 19 ilmeğim var şu anda şişimde. 19 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. 1, 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra Kenarda 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğe gelince düz örüyorum ama 3 kez dolayarak. Bakın 1 2 3. 3 kez doladım. İlmeğimi düz olarak ördüm. İlmeğin boyunu uzatacağız. Onun için bu işlemi yaptım. Arada 3 düz 1 2 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi yine düz örüyorum ama 3 kez dolayarak. 3 kez doladım. İlmeğimi düz olarak ördüm. 3 düz ilmek arada 2 3 düz ilmek ördüm. Sıradaki ilmeğimi yine 3 kez doluyorum. Şişime ipimi ve ilmeğimi düz olarak örüyorum. bir daha yapalım. İpim tellendi. Hemen şöyle çıkardım 1 2 3 kez doladım ve ilmeğimi düz olarak ördüm. Arada düz 3 düz ilmek ördüm. Sıradaki ilmeğimi yine 3 kez doluyorum. 1 2 3. 3 kez ipimi doladım ve ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenarda iki düz ilmek. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Nasıl başladıysak öyle bitirdik arkadaşlar. Kenarda burada da iki düz ilmekle başlamıştım. Sıra sonunda da iki düz ilmekle bitirdim. İkinci sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Bir, 2. Bakın zaten ilmeklerim terste ikisini de ters olarak ördüm. Şu 3 dolamalı ördüğüm ilmeğe gelince ipimi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimin boyunu uzatarak örmeden aldım. Aradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Bu ilmeğime gelince ipimi kendimden tarafa alıyorum önce. Daha sonra ilmeğimin boyunu uzatıp örmeden alıyorum. 3 ters ilmek ilmeğimizin boyunu uzatalım. Örmeden alalım. İpimiz kendimizden tarafta kalacak. 3 ters ilmek ilmeğimin boyunu uzattım. Örmeden aldım. Kenarda 2 ters ilmek Bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde yaptım. Şimdi üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi iki tane düz ilmeğimiz var. Bunları ters örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters ilmek ördüm. Şu boyun uzattığımız ilmeği yine örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Üç ters ilmek. Bir, iki, 3 ilmek ters ördüm. Düzlerimi ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği yine ipi marka tarafta kalacak şekilde örmeden aldım. 3 ters ilmek. Uzun ilmeğimi örmeden alıyorum yine. 3 ters ilmek. Boyun uzattığım ilmeği örmeden yine alıyorum. İpim arka tarafta. 3 pardon kenarda 2 ters ilmek bir de kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim modelin. Model altı sıradan oluşmakta. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmek düz ördüm. İpi kendimden taraf aldım. Bu tekli örmeden aldığımız ilmeği Yine örmeden aldım. 3 düz ilmek ördüm. Örmeden aldığım bu ilmeği tekrar 4. sıra arka yüzünde de örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. O tek olan ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimi tekrar örmeden aldım. Dördüncü sıra arka yüzünde yine örmeden alıyoruz o ilmeğimizi. İki düz ilmek bir de kenar ilmeğimi ördüm. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmek ters örüyorum. Bu ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Beşinci sıra ön yüzünde yine bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimiz arka tarafta. Pardon ters örecektim. Bir, iki, üç ilmek ters ördüm. Bu ilmeğimi yine örmeden aldım. Üç ilmek ters ördüm. Bu ilmeğimi yine örmeden aldım. İpim arka tarafta. 3 ilmek ters ördüm. İlmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters, 1 de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 6. sıra arka yüzündeyim. Yine o tek olan ilmeğimi örmeden alacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. 6. sıra arka yüzündeyiz. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimi yine örmeden aldım. 3 ilmek düz. İpi kendimden tarafa aldım. Örmeden aldığım ilmeği 6. sıra arka yüzünde de yine örmeden aldım. 1 2 3 ilmek ters örelim. Örmeden aldığımız ilmeği tekrar örmeden alalım. 3 ilmek ters örelim. İlmeğimizi örmeden alalım. Sıradaki 2 ilmek kenarda düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi modelin tekrarını yapacak olursak, birinci sırada nasıl yaptıysak aynı şekilde başlayacağız. Şöyle hemen bir kez daha kuralım. Model tam kendini göstersin. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz. Bakın 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra şu uzattığım ilmeği örüyorum bu defa ama 3 kez dolayarak. Bakın 1 2 3. Şöyle 1 2 3. 3 kez doladım. Bu uzun olan ilmeğimi ördüm. 3 ilmek düz. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Şu örmeden aldığım ilmekleri birinci sırada örüyoruz şimdi. Sadece birinci sırada örülüyor arkadaşlar bu zincir olacak ilmeğimiz. İlmeğimi aldım. 1 2 3 kez doladım. 1 2 3, 3 kez doladım. Bu uzun olan ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde. 1 2, 3 ilmek düz ördüm. Aradaki ilmeklerimi düz ördüm. 1, 2, 3 kez doladım. Bu ilmeğimi ördüm. 3 düz. Şu zincir olacak uzattığımız ilmeği 3 kez doladım ve düz olarak ördüm. Kenarda 2 düz. Kenar ilmeğimi dördüm. Bakın model ilerledikçe gösterecek kendini. İkinci sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum şimdi. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimin boyunu uzattım ve örmeden aldım. 3 ilmek ters. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimin boyunu uzattım ve örmeden aldım. 3 ilmek ters. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimin boyunu uzattım, örmeden aldım. 3 ilmek ters. İpi kendimden tarafa aldım. İlmeğimin boyunu uzattım, örmeden aldım. Kenarda iki ters bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilmeklerimi ters örüyorum. 4 sıra böyle ön yüzünde tersimiz oluşacak. Arada iki sıra bir düzümüz var sadece. 2 ters ilmek ördüm. İpim arka tarafta. ilmeğimi tekrar örmeden aldım. 3 ters İpim arka tarafta ilmeğimi örmeden aldım. Aynı şekilde devam ediyorum. 3 ters ilmeğimi yine örmeden aldım. 3 ters Bu ilmek sadece arkadaşlar birinci sırada örülüyor. Birinci sıra ön yüzünde örülüyor. 3 kez de doladığımız için ilmeğin boyunu uzatıyoruz ve bakın 6 sırayı bu şekilde tamamlayacağız. 4. sıra arka yüzündeyim modelin kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz ipi kendimden tarafa aldım. Yine ilmeğimi örmeden aldım o tek ilmeğimi. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimi tekrar örmeden aldım. 3 düz ilmek 1 2 3. İlmeğimizi örmeden alalım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz kenarda 1 de kenar ilmeğimi ördüm. 2 sıramız kaldı. Şimdi 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ve tekrar bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 5. Be sıra ön yüzünde yine ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 3 ters Sıradaki ilmeği örmeden alalım. İpimiz arka tarafta kalacak ama. 3 ters. Sıradaki ilmeğimizi örmeden alalım. ipimiz arka tarafta. 3 ters. Sıradaki ilmeğimizi örmeden alalım. ipimiz arka tarafta. Kenar ilmeğimi dördüm. Son sıramız 6. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir kenarda kenar ilminden sonra 2 ilmek düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimi yine örmeden aldım. ipim ama kendimden tarafta olacak. Bir, iki, üç ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz ördüm. Arada İpi kendimden tarafa aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimi tekrar örmeden aldım. 2 ilmek düz. bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi bu bir daha model kuracak olursak Birinci sırada şu uzun ilmeklerimizi 3 kez dolayarak örüyoruz. Kenar ilmeği 2 düz ilmek. Sıradaki ilmeğimi 3 kez dolayarak o uzunları örelim. Ondan sonra 3 düz öyle devam edeceğiz. Modelimiz böyle arkadaşlar. Tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Şöyle spor örgülerinizde kullanabileceğiniz çok amaçlı bir model. Bir de daha önce bir parça örmüştüm göstereyim bakın modelimizin ilerlemiş hali de bu bunu da yine aynı e, iple ördüm şiş numaramız da yine aynı 3 numara şiş kullandım bunu da beraber ördük model zaten lastik gibi olduğu için lastik istemiyor arkadaşlar ama isterseniz altına da lastik yapabilirsiniz Ben bunu da yine lastiksiz yaptım şöyle göstereyim modelimizin arka yüzü de bakın bu şekilde şöyle bir görüntüsü olacak. Kenar ilmeklerimiz de bu şekilde çıkıyor. Şöyle zincirli bir model. Aralarda bakın şöyle birinci ve ikinci sıralarda şurada düz oluyor. Diğer dört sıramızda ön yüzünde ters olduğu için şöyle kabarık kabarık duran bir model şu araları. Benim çok hoşuma gitti bu model. İnşallah siz de beğenir benimle yaparsınız. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Diğer izleyenlere de fikir olur. Evet. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, uzun şöyle hırkalarda kullanabilirsiniz. Şal yapımında kullanabilirsiniz. Yani çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. İki renk kullanabilirsiniz. Tek renkle de yapabilirsiniz ama harika bir model. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.